Arkadaşlar merhaba. Türkçe Haneye hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Sorulara geçmeden önce birinci ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız dediği için sayfayı küçültmek zorundayım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Birinci soruda bu parçada belirtilen altı çizili ifadeler söz edilen sanatçının aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamak için kullanılmıştır? Adnan Bin yazar, yazmak sözcüklere çobanlık etmektir diyor. Güttüğü sözcükleri Türkçenin uçsuz bucaksız ekeneklerinden devşiriyor. Devşirdiği sözcüklere eski dönemlerdeki halk anlatılarının kattığı sesi yakalamaya çalışıyor. Bu sese yeni boyutlar katarak kendi biçimini yaratıyor. Arkadaşlar bakın, var olan sese yeni boyutlar katıyormuş. Bu ne demek? Bu orijinal olmaya çalışıyor demek arkadaşlar. Aynı zamanda orijinal olan kişi özgünlüğü yakalamıştır değil mi? Seçeneklere baktığımızda öznel oluşu olmaz, özlü oluşu değil, inandırıcı oluşu değil, gelenekçi oluşu değil. Bakın özgün olmak demiş. O yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada geçen sözcüklere çobanlık etmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çoban, genellikle bir ücret karşılığında sığır, davar, manda gibi hayvan sürülerini güderek otlatan, onlara göz kulak olan kimsedir. Aynı zamanda çoban gütmüş olduğu hayvanları istediği gibi yönlendirir, istediği yere götürür, istediği yere hayvanları çeker arkadaşlar. Dolayısıyla yazar da burada sözcükleri çobanlık ediyormuş. Yani sözcükleri istediği gibi yönlendiriyormuş. Bu anlama geliyor bu ifade. Seçeneklere baktığımızda sözcüklerin bilinmeyen taraflarını bulup kullanmak bu anlama gelmez. Bunu elemiş olduk. Sözcükleri yerli yerinde gerçek anlamlarıyla kullanmak, gerçek anlamından ya da yerli yerinden bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sözcükleri anlamsal farklılıklarını kolayca ortaya koymak. Bu da olmaz. Herhangi bir anlamsal farklılıktan bahsetmemiş. Bunu da elemiş olduk. Sözcüklere boyun eğmek. Üslubunu sözcüklere göre oluşturmak. Arkadaşlar, yazar sözcüklere boyun eğmiyor ki. Aksine sözcüklere ne yapıyor? Hükmediyor. Onları yönlendirdiğini görüyoruz. O yüzden bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Sözcüklere hükmedip onları buyruğu altına almak. Zaten biz de bunu ifade etmiştik. Çobanlık bunu gerektirir demiştik. Yazar da sözcüklere çoban gibi davranıyor. Yani sözcükleri istediği gibi kullanıyor anlamına geliyor bu ifade. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada geçen söz dizimiyle oynamak sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Bu romancımız roman dilini şiir diline yaklaştırıyor. Bunu yapmak için de söz dizimiyle oynuyor. Dilin anlatım olanaklarını zorluyor kendi çapında. Söz dizimiyle oynamak arkadaşlar var olan kuralları değiştirmek anlamına geliyor. Zaten şurada da dikkat edecek olursanız dilin anlatım olanaklarını zorluyor demiş. Buradan bunu da çıkarabiliriz. Yani sanatçı, yazar söz dizimiyle oynayarak bu kuralları değiştirmek istiyor. Seçeneklere baktığımızda dilde çok olan sözcüklere artık yer vermemek bundan bahsetmiyor. Yani sözcüklere artık yer vermemek gibi bir durumdan bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. Çok yalın ve sade bir anlatımı tercih etmek. Herhangi bir üsluptan bahsetmemiş, üslup olayından bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Sözcüklerin anlam sınırlarını genişletmek. Anlama dair herhangi bir ifade de yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kullanılan dilden tamamen ayrılıp kendi anlatımını oluşturmak. Arkadaşlar, tamamen ayrılmaktan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Dilin yerleşik kurallarını değiştirmek. Bu ne demek arkadaşlar? Dilin anlatım olanaklarını zorlamak demektir. Söz dizimiyle oynamak demektir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümlede geçen ağacına kök olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Nedim usta bir şair. Ne var ki Yahya Kemal'in ağacına kök olmaya elverişli bir sanatçı değil. Bakın arkadaşlar, Nedim divan edebiyat sanatçısıdır. Yahya Kemal ise milli edebiyatın bağımsız sanatçısı. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de yaşamış ve bu dönemde de eser vermiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bu ifadede, yani ağacına kök olmak ifadesiyle şunu ifade ediyor sanatçı. Yahya Kemal'in sanat anlayışını
dayandıracağı, temellendireceği bir sanat anlayışında değilmiş Nedim. Yani ona temel oluşturamazmış. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Seçeneklere baktığımızda eserlerinde aynı konular işlemek, bundan bahsetmemiş, bunu eledik. Yalın ve etkileyici bir dil kullanmak, bundan da bahsetmiyor. Herhangi bir üslupsal olay da yok, bunu da elemiş oluruz. Nitelikli bir eser oluşturmamak, eserden de bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Kendine özgü bir yol çizmek, belki bu olabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat özgünlükle alakalı, orijinal olmakla alakalı, yeni bir şeyler ortaya koymakla ilgili herhangi bir şey de söylememiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sanat çizgisine temel oluşturmak. Zaten ağacın kökü ağaca temel oluşturur arkadaşlar. Buradan da bu şekilde de çıkarabilirdik. Burada da Nedim Yahya Kemal'in şiir anlayışına temel oluşturamazmış. Yani şiir anlayışları farklıymış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada geçen sözcüklerin görülmemiş, bilinmeyen taraflarına yolculuk etmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bazen bir sözcüğü bize farklı gösteren şey yine o sözcüğün yanındaki başka bir sözcüktür. Ben şiirlerimde sözcüklerin görülmemiş, bilinmeyen taraflarına yolculuk ediyorum ve onlardan uzaklaştığımın farkındayım. Sözcüklerin görülmemiş, bilinmeyen taraflarına yolculuk etmek ne demek? Bakın, var olan sözcüklere daha önce kullanılmamış biçimler yüklemek. Yani daha önce var olmamış şekiller denemek. Var olan sözcüklerden yola çıkarak bunu yapıyor ama, tamam mı? Yeni biçimler ortaya koymaya çalışıyor sanatçı. Seçeneklere baktığımızda özgün sözcükler ortaya çıkarmak. Bakın sanatçı yeni kelimeler ortaya çıkarmıyor. Var olan sözcükleri kullanıyor. O yüzden A seçeneğini çıkaramayız. Bunu elemiş olduk. Çağrışım gücü yüksek sözcükleri kullanmak. Çağrışım gücünden bahsetmemiş. Bunu da eledik. Sözcüklerin anlam özelliklerini dikkate almamak. Böyle bir şey de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Alışılmışın dışındaki sözcüklere yer vermek. Hayır. Alışılmışın dışındaki sözcükleri kullanmıyor. Dikkat edecek olursanız tekrar söylüyorum. Var olan sözcüklerin biçimlerini değiştirmeye çalışıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bakın sözcükleri daha önce kullanılmamış biçimiyle kullanıyor. Yani var olan sözcüklere yeni biçimler yüklemeye çalışıyor. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili sözle yazarın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ben senaryo yazabileceğimi sanmıyorum. Elbette başkası senaryolaştırabilir yazdıklarımı ama o zaman yazdıklarımın senaryo haline getirilmesi olumlu anlamda da olabilir. Başka bir şeye dönüşebileceğinden eminim. Bunu istemiyorum. Yazdıklarımı beyaz perdede ete kemiğe bürünmüş görmek istemiyorum. Bakın altı çizili sözcük öbeğine baktığımızda sanatçı yazdıklarını beyaz perdede ete kemiğe bürünmüş görmek istemiyormuş. Ne demek bu ifade? Ete kemiğe bürünmek arkadaşlar somutlaştırmak değil mi? Sanatçının yazdıklarını somutlaştırmaktan bahsediyor. Yani yazarın kafasında kurguladıklarını, düşündüklerini, hayallerini somutlaştırmak anlamına gelir bu. Seçeneklere baktığımızda yazdıklarının başka bir duruma bürünmesi bu tam olarak karşılamıyor. Bunu elemiş oluruz. Yazılanların yeni bir nitelik kazanması, yeni bir nitelik kazanmasından bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Yazdıklarının olumsuz yönlerden etkilenmesi, herhangi bir olumsuzluktan bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Yazdıklarının somut bir biçim alması, zaten biz de bunu söylemiştik değil mi? O kurguladığı hayalleri somutlaştırır demiştik. Burada da bunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Yazılanların anlaşılır olmaktan çıkması somutlaşıyor arkadaşlar. Somutlaşan şey anlaşılır. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Yedinci soru. Bu parçadaki altı çizili söz de anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaptığım röportajlardan hiç memnun olmam. Kendimi ifade edemediğim için zorlanırım. Yazarken daha iyi düşünüyorum. Çünkü kelimelerin içi yazarken dolar. Kelimelerin içi yazarken dolar ifadesiyle neyi anlatmak istemiş sanatçı? Yazarken kelimelerin anlam ve değer kazanmasından bahsediyor arkadaşlar. Kullandığı cümleye, duyguya göre
kendi duygu ve düşüncesine göre anlam yüklediğinden bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda ise sözcüklerin yazıda basitliğe kaçtığı, basitlikle ilgili hiçbir şey yok, bunu elemiş oluruz. Sözcüklerin yazıya aktarılması gerektiği, yazıya aktarılması gerektiğine de bahsetmiyor. Zaten yazıyor, yazarken içi doluyormuş sözcüklerin. O yüzden bu ifade de yanlıştır, bunu da elemiş oluruz. Yazıya aktarılan sözcüklerin anlaşılmadığı, anlaşılmamak gibi bir durumdan da bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yazıda sözcüklerin farklı şekillerde anlaşıldığı, farklı bir şekilde anlaşıldığından da bahsetmiyor. Bunu denemiş oluruz. Bakın, sözcüklerin yazıda asıl anlamı kazandığı, yani yazma eylemi gerçekleşirken kelimelerin anlam ve değer kazanmasından bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 8. soru. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Bu ozanımız çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor, bir bakıma şiirini yüreğinden çok gözleriyle yazıyor. Arkadaşlar, inceden inceye ne demek? Ayrıntılı bir şekilde anlamına gelmez mi? Daha önceki sorularda buna benzer ifadeleri görmüştük. En ince ayrıntısına girerek anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Bu eleştirmenimiz yapılan çevirilerin düzgün ve doğru olmasına önem veriyor. Burada bu anlama gelecek bir ifade yok, bunu elemiş oluruz. Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra çok yoğun bir anlatım tekniği de vardır bu yazarın. Burada da ayrıntılı bir şekilde olacak bir kelime kullanılmamış. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Betimlemelerde gözleme önem verir. Coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı. Bakın, burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı gerçekçi bir şekilde yansıtmayışı yapıtının inandırıcılığını azaltıyor cümlesine de herhangi bir ayrıntılı ifade yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şiirlerimizi oluştururken sözcükleri ses, anlam ve çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçirerek kullanırdı cümlesinde. Sıkı bir değerlendirme ne demek? Ayrıntılı bir değerlendirme değil midir? İnceden inceye değil midir? Evet, bu anlama gelir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Türk edebiyatını doğru anlamak için bütün dönemlerinin eni konu incelenmesi gerekir. Arkadaşlar, eni konu da yine ayrıntılı bir şekilde anlamına gelir, tamam mı? En ince ayrıntısına inerek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda eleştirmen bu yazısında Sait Faik'in öykülerini ana hatlarıyla değerlendirmiş. Bakın, ana hatları demiş, kabaca anlamına gelir. Bunu elemiş oluruz. Şiirde amaç bir düşünce ortaya koymaktan çok karşısındakinin duygularını harekete geçirmektir. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. C seçeneği dursun. O her şeyi inceleyip sık dokuyan önemli bir eleştirmenimizdir ifadesinde. İnceleyip sık dokumak eni konu anlamına geliyor gibi gözükebilir. Fakat burada arkadaşlar eleştirmenin çok hassas olduğunu, çok dikkatli olduğunu ifade etmeye çalışıyor sanatçı. O yüzden yukarıdaki anlama tam olarak uymadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Biyografide yazarın yapıtlarına üstün körü değinilmiş. Üstün körü kabaca anlamına gelir. Göz ucuyla anlamına gelir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Tanzimat romanının iyice araştırılması romanımızın nereden nereye geldiğini gösterecektir cümlesinde. İyice araştırmak ne demektir? Ayrıntılı bir şekilde, en ince ayrıntısına girerek anlamına gelir. Dolayısıyla eni konu sözcüğüyle kattığı anlamın aynı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede geçen kendi ruhunu gezdirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İyi bir eleştirmen değerlendirmeye çalıştığı yapıtlarda kendi ruhunu gezdiren kişidir. Arkadaşlar, kendi ruhunu gezdirmek ifadesiyle anlatmak istediği şey nedir? Kendi duygularını, isteklerini, arzularını, hayallerini, beğenilerini yansıtan anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda duygularını katmadan demiş. Ruh varsa duygu vardır. Duygusunu kattığını görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Nesnel ölçütlere göre davranmak,
kendi ruhunu katıyorsa nesne olabilir mi? Hayır. Bunu da elemiş olduk. Kendine göre kurallar koyman, bir kural koymaktan bahsetmiyor. Bunu da elemiş olduk. Yapıtı farklı açılardan ele alman, farklı bir açıdan da bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Yapıtı kendi beğenilerine göre değerlendirmek. Kendi ruhunu gezdiriyorsa arkadaşlar, kendi beğenilerine göre değerlendiriyordur. O yüzden aradığımız cevap bu. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yaşama şiir gibi bakıyor. En azından böyle bakmayı istiyorum. Okuduğum her şiir içimin tellerini titretsin istiyorum. Bakın arkadaşlar, içimin tellerini titretsin diyor. Yani kalbime dokunsun, beni etkilesin anlamına gelmektedir bu ifade. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Şiir okumadan duramıyorum, artık yazmadan da duramayacağım. Bu olmaz, bunu elemiş oluruz. Bence bir şairin şiirsel beğenisi hayatını da yansıtmalı. Bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Şiir benim için olmazsa olmazların başında yer alır. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Şiir öyle bir şeydir ki hayatınıza siniyor, kokusu, dokusu tüm renkliliğiyle. Bu da tam olarak karşılamaz, bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise yazdığım şiir okurdan önce beni derinden etkilemeli. Yani içinin telini titretsin, yüreğine dokunsun anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Şiir okuyan, konuşma arasında dizeler söyleyen bir toplumken şiirden yüz çevirmiş bir topluma döndük. Yüz çevirmek burada ne anlama geliyor arkadaşlar? İrtibatı kesmek, ilgilenmemek, artık ona hayatımızda yer vermemek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda şiir günümüzde kıyıda köşede kalmış insanların uğraşı haline geldi. Tam olarak karşılamıyor. Hepimizin yüz çevirdiğinden bahsediyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Şiirimizin yeni atılımlar yapacak, yeni bir dönem açabilecek gücü varsa bunun tam zamanıdır. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. İnsanla bulaşabilen bir şiir kendine hayat alanı rahatlıkla bulabilir. Burada da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Şairin söyleyecek sözü olmadığından kapalı şiirler yazmış. Şairin söyleyecek sözünün olmadığından da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Günümüzde şiir insanı anlatmadığı için insanlar ona gösterdiği ilgiyi kesmişler. Evet, bakın, yüz çevirmek, ilgiyi kesmek, irtibatı kesmek, ilgilenmemek anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.